Dostlarım selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dün yayınlanan Yalı Çapkın'ın yeni bölümünü bugün yorumlayacağız ve önümüzdeki bölümle ilgili arkadaşlar sizlere çok güzel, çok ama çok güzel spoilerlarım var. Bölüm için şunu diyemem, hani çok daha kötü bölümler izledik. Çok daha sinirlerimizi bozan, böyle gerim gerim gerildiğimiz bölümler izlediğimiz için şükürler olsun artık şu düzeltmeler, şu meşhur bütün sayfalarda, kanallarda, Instagram, TikTok, YouTube vesaire tüm mecralarda dönen bütün şu düzeltme haberleri şükürler olsun gerçekleşti arkadaşlar. Senaristlerin sonunda artık başına taş mı yani, yani bilemiyorum. Sonunda Ferit'le Seyran'ı kavuşturmanın kapısına geldik arkadaşlar. Boşanma sizlere olmayacak, olmayacak, olmayacak dedim. Yorumlarda da bir iki arkadaşımız yazmıştı. İşte fragmanı için yazmışlardı. Kağıt imzalamakla bir şey olmuyor arkadaşlar zaten. Ya gerçi dizilerde evlenip boşanmakla da bir şey olmuyor. Tekrar birleşirler. O yine sorun değil ama hani o imzalanan kağıt Seyran mecbur kaldığı için imzaladı arkadaşlar. Sonuç olarak bir mahkeme var ki Seyran boşanacağım dese dahi Ferit zaten bölüm boyunca ne dedi? Ben Seyran ne derse dese boşanmıyorum kardeş. Adam boşanmıyor yani. Her ne kadar Suna'nın o yılan Suna, o yılan Suna. Her neyse, girişten fazla uzatmıyorum. Videonun zaten hepsini konuşacağız ballarım. Başlasın videomuz. Şimdi canlarım, ballarım, ciğerlerim. Suna demişken yani Suna'ya değinmek istiyorum. Yani bu kadar çok sevdiğimiz, yani ben Suna'yı dizide bakın şeye gelmek istiyorum. Ben Suna'yı dizide gerçekten çok severdim. Çok haksızlığa uğradığını, çok ezildiğini düşünürdüm. Yani ve bir de şey Beril Pozanlı değil mi o? Yani kızın kendisi de gerçekten yani çok güzel, çok güzel, çok durulsu gibi bir yüzü var. Ama şimdi bakın Suna karakteri bu kadar çirkinleşti, iğrençleşti ya. O güzelliği göremiyorum. Normalde çok güzel bir kız. Dizi için söyleyeyim, öyle söyleyeyim. Sonuç olarak bu bir karakter, bu bir rol. O güzelliği şu an o Suna karakterini bu kadar iğrenç bir hale getirdiler ya arkadaşlar. Bana Suna güzel gelmiyor şu anda. Gerçekten güzellik sadece bu kaşla gözle değil, hani ruh güzelliği de derler ya, ya da şey kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş derler. Hani şu anda dizide benim gözümde kalbi çok kötü bir karakter ya Suna. O sebepten dolayı yüzü de güzel gelmiyor. Yani gerçekten çok ama çok etkili yani bu. O sebepten dolayı Suna'dan midem bulanıyor. Tiksiniyorum. Resmen Ferit'i ayrı fiştikliyor şu anda. Seyran'ı ayrı fiştikliyor, ayrılsınlar diye. Ayrılsalar ne olacak? O senin öz ve öz ablan. Şey ablan diyorum bakın karıştı artık. Öz ve öz kardeşin. Abla kardeş fark etmez. Kardeşsiniz yani. Öz ve öz kardeşinin kocası senin bu adam. Ay çok sinirlerim bozuluyor ya. Yani ve ben şey yani ben dizide bunu da izlemek istemiyorum ya dizilerde. Yani gerçekten bunu da izlemek istemiyorum. Her şeyi gördük. Ama öz ve öz kardeş bu kadar çok yani sinirlerim bozuldu. Her neyse diğer olaylara geçmek istiyorum arkadaşlar. Dizinin başından sonuna özetinde yine dediğim gibi her zaman söylediğim gibi bir avuç şey var zaten arkadaşlar. Suna ile Akın zaten biliyorsunuz nişanlandı. Akın'ın bu arada nişanda ve öncesinde ve sonrasında işte o yemek sahnesidir, kahvaltı sahnesi her neyse Seyran'ın bakışını gördük. Zaten size söylediğim gibi daha önceki videomda da Akın Seyran'a aşık olacağını söyledim. Rol yaptığını size söyledim. Aynı şekilde bunu artık yavaş yavaş bize gösteriyor zaten dizi. Akın Seyran'a çok pis, çok pis tutulacak arkadaşlar. Tıpkı Nevra'nın Ferit'e taktığı gibi, Peri'nin Ferit'e taktığı gibi Akın da Seyroş'umuza takacak ama bir şey elde edecek mi? Hiçbir şekilde elde edemeyecek tabii ki. Ökke Şahada'ya gelmek istiyorum. Spoiler'ımı da burada vereyim arkadaşlar. Ökke şu anda sonuna kadar Halis'lere yürüyor ya. Ökkeş Kazım'a da yürüyecek arkadaşlar. Ökkeş'e Kazım'ın da arası bozulacak. Ökkeş şu anda Seyran'ı bir yandan tehdit ederken hapishaneye de girip zaten Orhan'ı babasına ihanet etmesi karşılığında hemen onu çıkartabileceğini söyledi. Anlaşmasını yaptı çıktı. Yani zaten aslında Seyran'la hiçbir derdi yok. Şu anda Seyran'a yaptığı tamamen Seyran'la Ferit'i ayırmak için. Bence bu olaylara istinaden de olabilir. Farklı bir konuda olabilir ama Ökkeş'le Kazım'ın da net ama net olarak arası bozulacağını söylemiş. Olayım arkadaşlar Suna ve Perisane'nin söyledim. Suna ve Kaya'ya gelmek istiyorum. Kaya'nın da Suna'ya aşık olacağını sizlere daha öncesinde, önceki videolarımdan birinde söylemiştim. Dediğim gibi oldu ama Kaya karakterinin dizden çıkacağının haberini aldım arkadaşlar. Sanırım Suna ve Kaya'nın
boşanması olacak. Şu anda birçok spoiler bu şekilde yayılıyor. Benim bulduğum kaynaklardan da aynı şekilde bu şekilde bilgisini aldım. Suna ve Kaya zaten yorumlarda sormuştunuz bana, söylemiştim. Suna ve Kaya boşanacak gibi gözüküyor. Ya ben o çiftten çok ümitliydim ya. Yani Suna ve Kaya'ya üzülüyorum bir yandan. Abiyle Suna'ya da çok ümitliydik aslında. Abiye de şu anda o kız... o kız da şu anda çok fena abiye yürüyor. Ama arkadaşlar tekrardan ben Suna ve abinin olacağını... Bu benim kendi düşüncem. Bunu söylemiş olayım. Ben Suna ve abinin olacağını düşünüyorum. Kaya diziden çıkacak, boşanma olacak. Ve Suna abi olacak şeklinde düşünüyorum. Abi Pakat'in oğlu çıkabilir. Biliyorsunuz zaten bu dedikodu dönüyor. Ben bunu burada fazla bahsetmedim. Peki ihtimal de verdim mi vermedim mi? Ben anlamıyorum ki artık. Var. Benim de şeylerim, ihtimallerim, tahminlerim de değişiyor arkadaşlar. Yani o kadar çok şey izliyorum ki, takip ediyorum. Bir de o kadar çok nasıl olur diye düşünüyorum ve bir yandan da bakıyorum, araştırıyorum ki. Bir de birçok yerden farklı şeyler de görebiliyorsun. Bu sefer hangisi olur diye düşünüyorsun. Abi Pakat'in, ya Suna ve abinin, daha doğrusu Kazım'ın Suna'yı abiye vermesi için abinin köşeyi dönmesi abinin köşeyi dönmesi lazım. Şimdi böyle düşündüğüm zaman gerçi şey, aman Kazım'a da bir ölüm iyiliği geldi ama yani ama yine de parayı da çok seviyor şimdi. Malcan'ın yongası derler ya, bu arada bir kaza da yaptım arkadaşlar. Arabayı da vurduk. Arabamın kapısını da yedi abinin dayının biri. Her neyse. Kazım'ın yine de Malcan'ın yongasıdır, onu diyecektim. Kazım'ın yine de Suna'yı abiye vermesi için ya da bu evliliğe yani mani olmaması için ya da bir şey olması lazım. Yani abinin köşeye dönmesi lazım ya da abinin zengin birinin oğlu çoğu çocuğu torunu torbası bir şey çıkması lazım. Hadise bu çıkartmazlar mı? Çıkartırlar arkadaşlar. Ama ben Suna'yla abinin olacağını düşünüyorum. Kaya'nın zaten kendisi tarot da arkadaşlar diziden çıkmak istiyormuş zaten. Öyle bir de duyum zaten her yerde dolaşıyor biliyorsunuz. Yani ben buna da istinaden bir yandan Kaya'yla Suna'nın boşanacağını ve Kaya'nın diziden çıkacağını, belki de Nükhet yurt dışına gidecek, Kaya da peşinden gidecek vesaire vesaire. Nükhet dönme ihtimali de var gerçi ama bilemiyorum. Bu arada bir arkadaşımız şey yazmış, Nükhet'i bir tek sen istiyorsun. Ya özel bir istem yok arkadaşlar. Binnur Kaya sadece efsane bir oyuncu. Binnur Kaya'yı çok severim. Bu konuda zaten bana hepiniz katılıyorsunuzdur. O yüzden Binnur Kaya'nın kendisini izlemeyi seviyorum. Yoksa Nükhet'e özel olarak bir hayranlığım mevcut değil. Binnur Kaya'ya benim hayranlığım. Nükhet'le bir alakam, bir ilişkim yok. Her neyse spoilerlarıma yavaş yavaş gelmek istiyorum. Videoyu çok fazla uzun tutmayacağım arkadaşlar. Sizi de fazla konuları uzatıp sıkmak istemiyorum. Gelelim olacaklara. Şimdi Ferit Beyciğimiz Seyroş'umuzu omzuna attığı gibi arkadaşlar odalarına çıkartacak. Duyduğum spoilerlara göre eliyle biliyorsunuz ki ateşli bir alet, bir silah almıştı. Abinin belindeki silahı fragmanda alıyor. Kafasına dayayacak ve Seyran'a gerçekleri itiraf ettireceğinin duyumları aldım arkadaşlar. Silahı arkadaşlar kafasına dayayacak ve Seyran'a gerçekleri itiraf ettiriyor. Ve bunun arkasından arkadaşlar tabii ki de Ferit Bey'imiz ne yapacak? Halis'e gidecek, bütün olayları anlatacak. Halis sağda, Ökkeş zaten mutlaka tanıyordur olaylar vesaire. Ökkeş'le Halis'in aralarında neler geçti geçmişte, ben bunu öğrenmek istiyorum. Bunun bilgisini de zaten önümüzdeki bölüme de bir sonraki bölüme en fazla bunun bilgisini alacağız. Bunun sonrasında. Ha bu arada bu oda sahnesi vardı ya dediğim, bu oda sahnesi demek ki o oda değil, o odaymış. Her neyse bunun sonrasında arkadaşlar Halis Ağa Seyran'dan özür dileyecek, af dileyecek ve de Seyran onu affetmesini isteyecek. Sonrasında arkadaşlar aldığım duyuma göre Halis ve Seyran Ökkeş'e karşı işbirliği yapacakmış. Aldığım duyumlar şu anda bu yönde arkadaşlar. Halis ve Seyran'ın birlikte işbirliğini ben gerçekten merak ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Halis Han'ın aynı zamanda dükkanları silahlandı. Bütün yani sadece şehir işi, bunları zaten Halis araştırıyordu. Bütün bunlarla birlikte arkadaşlar bu dükkanları silahlayanında, yani dükkanlarının saldırıya uğramasının arkasındaki isminde Ökkeş olduğunu öğrenecek. Bundan sonra ne olacak? Halis ve Seyran işbirliği yapacağını söylemiştim zaten. Seyran şöyle olabilir arkadaşlar. Bir iddia şu yönde. Yani olacak dediğim, hani iddialara istinaden bunu söylüyorum. Halis Seyran'a diyecek ki sen Akın'la birlikte bu nişanlılık olayına devam ettir. Yani işbirliği yapacak derken Seyran bir nevi Halis'in ve Ferit'in ajanlığını yaparak devam edecek. Buna Ferit'in kesinlikle benim düşüncem karşı çıkacağını düşünüyorum. Ama şu anda iddialar, tahminlerim ve
duyduğum, araştırdığım, bulduğum spoilerlar bu yönde arkadaşlar. Bir diğer yandan Nevra karakterimiz var. Bir Nevra'mız vardı. Beklesin 1.000 para. Nevra karakterimiz vardı arkadaşlar. Nevra da bir yandan Halis'le arayı sıkı tutmaya devam edecek. Bunun yanı sıra gelelim Pelin'e arkadaşlar. Yani Pelin'e ben bile üzüldüm. Üzüldüm diyeceğim de fazla samimi olmayacak arkadaşlar. Pelin'i üzülemiyorum ama hiçbir kadının asla bir yerde zorla tutulmasını asla ama asla tabii ki de kabullenemeyiz. Dizi olduğu için böyle söylüyorum. Pelin'e tabii ki de Serter tarafından başına gelenlere tabii ki de üzüldüm. Ama arkadaşlar yani Pelin Serter'e nasıl güvenip de oraya gidebilir ki? Yani şimdi bazen yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Yani güvendi gitti adam eve kapadı. Daha önce de evini dağıtmıştı. Zaten Seyran'ın mafyavari havaları ortada. Şey Seyran'ın diyorum ya. Serter'in mafyavari havaları ortada. Yani şaşırdım mı? Hayır şaşırmadım tabii ki. Yani Serter'in çocuğunu sen Ferit'e git şey yapmaya çalış. Adam tabii ki de sana çok yoğun bir aşk duygusu beslese dahi bir intikam almak isteyebilir. Çünkü mafyavari bir karakter. Şiddete eğilimi olan bir karakter. Yani ne kadar severse sevsin, sevme şekli iğrenç olan bir karakter Serter. Şiddete de aynı zamanda dayandığı için. Yani eve kapattı ne olacak? Bir iki bölüm daha bunlar devam eder. Sonrasında da olacağını size söyleyeyim. Pelin kesin Ferit'i arar. Bunlar bu arada benim tahminlerim. Bunları bir yerde okumadım. Pelin kesin Ferit'i arar. Ferit'ten yardım ister. Ferit de gider yine onu kurtarır. Büyük ihtimalle kurtarır diye düşünüyorum. Ama Seyran'dan gizleyeceğini düşünmüyorum artık. Yani artık gizlemesin. Seyran'dan gizleyeceğini düşünmüyorum. Ferit gider Pelin'i kurtarır arkadaşlar. Pelin de inşallah Allah'ın izniyle zehrini de alır. Ana kız bunlar yurt dışına gitsin. Yani öldü dedik dirildi. Gitti dedik yine geldi. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor Pelin'imiz. Allah'ın izniyle 3-5 bölüme kadar Pelin'den kurtuluruz diye düşünüyorum. Bu arada Şehmus dümdüz ifakate yürüyor. Dümdüz ifakate yürüyor. Evde vardı 2 kadın. Üzerine nükete aldı 3 kadın. Şimdi ifakate gidiyor 4 kadın. Yani Şehmus büyük ihtimalle kendi evine harem kurmayı düşünüyor. İfakat'in de bakar mısınız bir yandan resmen hoşuna gidiyor arkadaşlar. Yani onlara da bayağı bir güldüm. Canlarım ballarım benim anlatacaklarım bu kadar dediğim gibi. Bu hafta içerisinde tekrardan ben Yalçaklı'yla bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Çünkü evet çok güzel haberler buldum, spoiler buldum ama birazcık az geldi bana. Yeni bilgiler geldikçe sizlere tekrardan bilgilendirmeye devam edeceğim. Bir de Bahar'ı çekeceğim arkadaşlar. Onu büyük ihtimalle yarın en geç öbürsü günü Bahar'ı yayınlarım diye düşünüyorum. Yani bu hafta 3 video yayınlayacağım. 2 tane Yalçap. Bununla birlikte 2 tane Yalçapkın olacak. Bir de Bahar. 3 video olacak. Bahar efsane devam ediyor. Yayınlanan son bölümde efsaneydi. Bölümlerini yani orijinal Kore olan orijinal versiyonunu, Kore versiyonunu izledim. O sebepten dolayı Bahar'a bir video daha çekeceğim ballarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.